zamandan beri yem sektörünün içindeyiz. Bizim yemcilik ata mesleğimiz. 2000 yılında Özkale Ticareti kurduk abimle birlikte. 2003 yılında Proem'le tanıştık. Proem'in bayisi olduk 2003 yılında. Uzun zamandan beri Proem'in bayisiyiz, Aydın bayisiyiz. Sektörde yani uzun zamandan beri varız ama Proem'den sonrası gerçekten de daha güzel geçiyor. Hemen burada araya girmek istiyorum. Sektörde uzun zamandır varım diyorsunuz ama hakikaten bugün sevgili izleyenler, biz sabahtan buluştuğumuz için önce bir işletme ziyaretinde bulunduk. Orada Kayhan Bey'in çocukluğunda yem sevkiyat aracının üzerinde olan fotoğrafları var. Yani yem sektörünün içinde büyümüşsünüz bir yerde, değil mi? Aslında yanlış olmaz bu tabi. Aynen öyle. Yem sektörünün içinde büyüdük. Çok eskiyiz yani. Bu bizim baba mesleğimiz, ata mesleğimiz. Babam rahmetli, 92'de rahmetli oldu. 1972'li yıllarda yem bayili varmış. Tabii oradan gelen bizdeki bu yemcilik çok eski. Yani 40 yılı aşıyor. Sektörde bayağı bir eskiyiz. Proem'le tanıştıktan sonra gerçekten bizim de hayatımız değişti. Baba mesleğimiz o bizim. Hiç kopmadık desek başka yeridir. Başka bir meslek yapmadınız yani? Hayır. Hep yemcilik. Hep yemcilik. Kendimiz bildiğim bileli yemdir. Gençlikten beri bu işin içindesiniz. Aynen, aynen. Yemciliğe sadece bir askerde ara vermişsiniz. Anladığım kadarıyla. Öyle bir durum var. Peki sektörde Proem'le başladıktan sonra sizin için neler değişti? Vallahi şimdi biz Proem'e neden tercih ettik? Öncelikle onu söyleyeyim ben size. Biz 2000 yılında bu Özkale Ticareti kurduktan sonra yerel fabrika yemleriyle çalıştık. Fakat çok fazla büyüme şansı bulamadık açıkçası. Çünkü ne bileyim, Proem'in sunmuş olduğu saha destekleri yoktu. Kalitede istikrarlar yoktu. Yemcilik bir ekip çalışması. Şimdi saha desteği vereceğiz dediler. Seminerler yapacağız dediler. Bismillah dedik, başladık 2003 yılında. Aşağı yukarı abimin dediği gibi 11-12 yıl geçti aradan. Yani bugün Allah'a şükür doğru yerlere imza attığımızın şu anda doğru yerlere imza atmışız ki doğru yerdeyiz, şükürler olsun. Peki işin çalışma boyutu böyle. Bir de hayvancılık da değişiyor sektör olarak günden güne, değil mi? Siz neyi fark ediyorsunuz? Artık daha mı kazançlı bir sektör haline geldi? Artık daha modern bir sektör oldu? Artık daha bilinçli yetiştiricinin olduğu bir sektör mü oldu? Aynen bu öyle. Konudaki görüşleriniz neler? Şimdi gerçekten de bizim bu şu andaki sektörümüzdeki Proem'in vermiş olduğu faydalar göz ardı edilemez. Bizim artık Türk çiftçimiz artık bilinçlenmiş vaziyette. Yani şu anda 21 protein, önceden sadece süt yeme besiye mi denirdi? Artık şu anda bizim halkımız da bilinçlendi, çiftçimiz bilinçlendi. 21 protein süt yemi var mı? İşte benim silajım yok. Bana işte 4x4 verir misin? Şimdi biz bu örnekleri almaya başladık, inanın mutlu oluyoruz. Şimdi önceden böyle değildi. Artık çiftçilerimiz de, üreticilerimiz de bilinçlendi. Eskisi gibi değil. Bir de şunu bahsetmek istiyorum. Biz 2000 yılında bu Özkale'yi kurduğumuz zaman biz sadece yem sektörünün içindeydik. Bizim köy servislerimiz olurdu. Her haftanın belirli günleri belirli köylere giderdik, ziyaret ederdik. Bizim kendi müşterilerimiz 2003'lü yıllarda bize süt sektörünün içinde, yani sağ olsunlar, bizi süt sektörünün içinde soktular. Yani şöyle işte Kayhan, sen bizim yemimizi getiriyorsun. Biz senden çok memnunuz. Allah razı olsun. Kalitenden memnunuz. İşte biz sana o zaman için sütünü tabii başka şirketlere veriyorlardı. Biz sana ödemede zorluk çekiyoruz. Ne olur sen bizim sütümüzü alsan. Bizim sütümüzde bu dertten kurtarsan, biz paramızı alamıyoruz. Bizi yardımcı olsan dediler. Çin'e de şurada ileride 25 km ileride Çin'in Cumalı köyü vardır. Şu anda Çakırbeyli'deyiz. Bu Adnan Menderes'in köyü olan Çakırbeyli köyündeyiz. Yücel abinin çiftliğinde. Burası da çok bizim eski bir müşterimiz.
aşağı yukarı hemen hemen beraber başladık sayılır projeme. En eski müşterilerimizden. Dediler ki süt işine girsen nasıl olur? Biz de abimle beraber düşündük, taşındık, karar verdik. Dedik nasıl olur? Bizim buradaki bölgedeki yerel mandıracılarla konuştuk. Onlar da bizi sağ olsunlar desteklediler. İlk gün yani 1 Haziran 2003 yılında biz Özkale olarak süt sektörünün içinde bulduk kendimizi. O da müşterilerimizin sayesinde. Onlar bizi işte biraz da onların desteğiyle oldu bu iş. İlk gün hiç unutmuyorum. İlk gün kendim çıkmıştım arabanın üzerine. İlk gün 630 litre süt toplamıştım ben. Mandıracı arkadaşım bana demişti ki Kayhan olacak çocuk belli olurmuş demişti bana. Yani bu bile şu andaki bu rakam çok iyi bir rakam demişti. Allah şükürler olsun. Şu anda günlük 20 bin litrenin üzerine süt topluyoruz. Yani bu da ayda 600 bin litre yapar. Allah şükürler olsun. Yani projemin kalitesinin istikrar sayesinde de aylık 400 tona yakın yem satışımız var. Şükürler olsun. Müşterimiz memnun. Biz memnunuz. Herkesin yüzü gülüyor. Hepimiz mutluyuz. Şükürler olsun. Ne güzel. Hemen abimize dönelim. Burada diyelim ki biraz da bize bu Aydın'ı anlatın. Aydın yöresini anlatın. Havasını, suyunu, toprağını, insanını anlatın. Nasıl bir yöreye geldik? Aydın'ımız iklimi sıcak iklimdir. Soğuk pek yoktur burada. Hayvancılığı da çok uygundur aslında. Bir elverişli bir yerdir Aydın. O yüzden Aydın'da 8 sene öncesine, 10 sene öncesine gittiğimiz aslında bu kadar yaygın hayvancılık yoktu. Şu 5-6 seneden beri, 7 seneden beri biraz da fazlalaştı. Dağ Türkçesi yani 3 tane 5 tane sağmalı olan 10 hayvanını ev hayvancı çiftliğe doğru dönüştü. Şu anda hali hazırda bizim müşterilerin çoğu az hayvandan başlayıp çoğalan müşterilerdir genelde. Bizim de bu şirketi kurduktan sonra hele buraya mı başladıktan sonra arkadaş hep çiftliği gözetmedik. Yani hayvan sayısı çok olan yerlere gidelim de ürün satalım veya süt alalım düşünmedik biz. Yeri geldi 2 sağmalı olan çiftliğe de gittik. 3 hayvanı olan yere gittik. Yani ev hayvancılığında hiç göz ardı etmedik biz. Ondan sonra bu sürekli çiftliklerden ziyade seminerler düzenledik köylerde. Kardeşim dediği akşamları seminerler. Yani 5 çiftlik sahibini aldık, oturttuk efendim. 5 ev hayvancı yapanları oturttuk orada. Hepsi bunları bilgilendirerek bugünlere kadar geldi. Şu anda herkes de hakikaten hayvancılık çoğaldı. Aydın'da gelişme müsait bir yer. O şekilde devam etmekte. Aydınlı yetiştiriciye ve Türk yetiştiricisine mesajım olacak. Buyurun efendim lütfen. Şimdi hayvanın buzağlık döneminden başlayarak sonuna kadar ister beside ister sütte. Eğer beside canlı ağırlık artışı istiyorsanız, beside artış istiyorsanız, sütte de aynı şekilde yüksek verim istiyorsanız buraya mı tercih edin? Benim mesajım bu olacak. Kalitede istikrardan vazgeçmek istemiyorsanız bizim gibi buraya emin olun diyorum ben. Adım Cihan Kanmaz. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunuyum. 2 yıldır Proyem firmasında Aydın Bölge Satış Yöneticiliği görevini yürütmekteyim. Burada yoğun bir yetiştiricilik mi var? Hani biraz kabaca bize yetiştiriciliği Aydın profili. Aydın bölgesi çok homojen değil. Hem küçük aile işletmeleri var hem de çok büyük hani yüksek süt verimi olan büyük işletmeler de var Aydın bölgesinde. Herhalde biraz daha sütçülüğe yönelik değil mi? Tabii, yani Aydın bölgesi sütçülüğe bir yöneliktir. Yani daha çok sütçü ağırlıklı işletmelerin olduğu bir bölgedir Aydın bölgesi. Peki bölgede ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bölgede bayilerimizle özellikle hem büyük üreticilere ulaşmaya çalışıyoruz hem de kılcal dediğimiz küçük üreticilere, aile tipi üreticilere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada onlara ulaşarak biz daha çok satış odaklı değil de daha çok fayda odaklı olmaya çalışıyoruz. Çünkü onun arkasında zaten satışın da geldiğini düşünüyoruz. Üreticilerimize birebir kendimiz ziyaret ederek teknik destekler veriyoruz. Yine akşamları kahvelerde köy seminerleri veriyoruz. Bununla beraber firmamızdan gelen bayan veterinerlerle bayan üreticilere özellikle çünkü bu işletmelerde bayanların da çok önemi var. Bayanlara seminerler veriyoruz. Yine toplu gruplar halinde Ömer Matlı Akademi'ye gidip yeni güncel rasyonları, yeni güncel hayvancılıkta olan güncel konuları da öğreniyoruz. Peki baktığımızda hakikaten sahada eğitime önem veriyorsunuz. Gerçekten de eğitim bu denli gerekli mi bu işte? Bu işte eğitim gerçekten önemli çünkü bunlar canlı hayvanlar.
kesin bir doğrusu yok. Her gün yeni dokümanlar çıkıyor, yeni argümanlar çıkıyor. Hayvancılık her gün gelişiyor. Biz de bunları takip etmeye çalışıyoruz. Ömer Matlı'da bireysel aldığımız bilgileri, eğitimleri burada gelip üreticilerimizle paylaşıyoruz. Buradaki amacımız onları kâr ettirmek. Bir litre sütü daha ucuza nasıl mal edebilirler? Biz üreticilerimize bunları aktarmaya çalışıyoruz. Peki bayanlar dedik, biraz da o kısmı açalım. Bayanlar hakikaten bu işin büyük yükünü götürüyorlar. Ve eğitimde de sizin onları ön planda tutmanız aslında bir faydalı bir nokta değil mi? Yani çok evet, özenle seçilmiş bir nokta gibi duruyor. Evet, özenle seçilmiş nokta, çünkü neden? Genelde bayanlar, buzağlarla bayanlar ilgileniyor. Buzağlar da bir işletmenin geleceği. Biz bayanları ne kadar iyi eğitebilirsek, bilgileri ne kadar çok onlara verebilirsek, onlar da o şekilde buzağlarını geliştiriyorlar, büyütüyorlar ve işletmenin geleceği daha uzun oluyor. Biraz da Proem'den bahsedelim o zaman burada. Şöyle bahsedelim istiyorum. Yemin kendi içeriğinden bahsedelim. Siz bir zooteknisiniz. Hayvan beslemeyi, rasyon hazırlamayı çiftçilerimize öğretmeye, onlarla birlikte rasyon hazırlamaya evet, çalışıyorsunuz. Biz bir işletmeye gittiğimizde kabayenlerinden numuneler alıyoruz. Hiçbir ücret almadan onları laboratuvarlarımıza tahlil ettiriyoruz. Sonuçlarına göre de en uygun yemi, yani firmamızda bulunan en uygun yemi üreticimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü yemler biliyorsunuz farklılık gösteriyor kendi işlerinde, işte proteinlerine, enerjilerine göre. İşletmeye en uygun yemi bulup en karlı şekilde üreticimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki siz bölgede her daim hareket halindesiniz. Yani her yeri ziyaret ediyorsunuz. Ama gidemediğiniz, sizin ulaşamadığınız kişiler size nasıl ulaşacaklar? Sizi nasıl bulacaklar? Bize 444-0936 numaralı telefondan benim gibi Türkiye'nin her yerinde çalışan arkadaşlara çok rahatlıkla ulaşabilirler. İlla ticaret yapmamızın hiçbir önemi yok. Biz her türlü teknik destek anlamında onlara bir telefon kadar uzaktayız. Son sorum da şu olsun. Sahadaki hedef, yola çıkarkenki hedef ne bir yere giderken sizde? Bizim hedefimiz şu. Biz kendimizi büyük bir aile olarak görüyoruz. Önce işletmeler büyüyecek, daha sonra bayilerimiz ve biz. Biz bunu bir zincir olarak görüyoruz.